Şimdi efendim bayram deyince tabii ki ilk aklımıza gelen özellikle kurban bayramıydı. Kurban işlemi, onu hallettik. Bir de sonrasında diyelim ki tatile gitmek istedik. Şimdi zaten otobüs ve uçak fiyatları malumunuz enflasyonla birlikte katlanmış durumda. Özel aracınızla da eğer yola çıkacaksanız geçtiğiniz yolların pek çoğu paralı. Devlet her zaman olduğu gibi geleneksel bir hani uygulamadır bu bayramlarda. Köprü ve otoyollar ücretsiz, ancak yap işlet devlet yöntemiyle yapılan yollardaysa ücret uygulaması bayramda da devam ediyor. Dün güzel de bir yayın yaptık sizlere hatırlarsanız. Arkadaşımız Emre Timur Osman Gazi Köprüsü'ne gitti. Bir diyen arkadaşımız Serkan Kılıç ise Ankara Niğde otoyolundaydı. O da ücretli bir otoyol. Orada vatandaşlara da sorduk. Onların isteği de bayramda tüm yollar ücretsiz olsun. İnsanlar bayramda rahat gidip gelmeleri için yani ücretsiz olması güzel olur yani. Bayrama artık sayılı gün kaldı. Milyonlar yollara düşmek için şimdiden hazırlıklara başladı. Müjde ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan geldi. Bakan Adil Kara İsmailoğlu devletin işlettiği köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını açıkladı. Karar, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğu altında bulunan otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için geçerli. Yap işlet devlet projeleri ise uygulamaya dahil değil. Biz şu an Kocaeli Yalova'ya bağlayan Osman Gazi Köprüsü'nün yanındayız. Osman Gazi Köprüsü ile beraber Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü de yap işlet devlet modelinde olduğu için bu köprüler bayram süresinde ücretli olacak. Olsa çok iyi olurdu. En azından bir yerlere çıkabilirdik ya. Şimdi o da bitti. Yani bu yılda firmaların sorumluluğu altındaki projelerde paralı geçişler uygulanacak. Arkamızdaki yol ücretli bir yol ve şu anda da bulunduğumuz nokta ise Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait bir yol. Aralarındaki tek farkın birinin ücretli birinin ücretsiz olduğunu söyleyebiliriz. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait 9 farklı yoldaysa ücret alınmayacak. Sürücüler o işletmelere tepki gösterdi. Şimdi abi bu araç 4. sınıf bir araç. Nevşehir'den çıkıyorum yola, otobana çıkıyorum ve daha yeni geçişlerden çıktım. 192 lira kesildi. 192 lira. Bizim için çok yüksek bir para. Bazı sürücülerse bayramda otoyol parası ödememek için rotayı değiştirmek zorunda kaldı. Evet, Osman Gazi Köprüsü'nden geçmem. Feribot var, feribotla geçerim. Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Ukrayna askeri heyetlerinin Milli Savunma Bakanlığı'nda bir toplantı gerçekleştirdiğini açıkladı. Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırıları sürüyor değerli izleyenler. İşgalin başlamasıyla birlikte Türkiye harekete geçmişti. Rusya'nın saldırılarını sonlandırması, iki ülke arasındaki çatışmaların bitmesi için diplomatik atakta başlamıştı. Bu kapsamda iki ülkenin heyetleri önce Antalya'da sonra İstanbul'da bir araya getirilmiş. İlk kez barış masası da kurulmuştu. Görüntülerde işte o görüşmelerden ekranlarınıza geliyor. Ama bildiğiniz üzere Rusya'nın saldırıları henüz sona ermedi. Barış için diplomatik çalışmalarını sürdüren Türkiye bu kez de Ukrayna heyetini efendim ağırladı ve Türk ve Ukrayna askeri heyetler arasında Milli Savunma Bakanlığı'nda bir toplantı yapıldı. Toplantıda ikili bölgesel savunma ve güvenlik konularında da görüş alışverişinde bulunuldu.